Şimdi Hollywood'dan bahsettik ya. Tabii. Doğru yaklaşım, doğru yerde. Hollywood senaristleri veya... Orada da diyor biliyorsunuz hani adam konuşmuyordu filan gibi. Boşuna kullanmıyorlar. Zaten bir ritüelin içerisine giriyorsan o ritüel saklı ve gizli kalmalı. Bu da işte gizli örgütlerin en büyük... Ve bu da Harran'daki Sabilerden çıkıyor ilkesidir. Zaten. Şimdi Prometeo filmi yaratık buradaki mertebesini görüyoruz. Burada mertebesi aslında var. Mertebesi, rütbesi. 2 mertebeli bir rahip ya da şimdi Göbekli Tepe'de ve etrafındaki rahiplere aslında kahin deniliyordu. Kohen. Evet. Yani biz bunu çok görüyoruz. Bunu neden çok görüyoruz? Oralarda çok böyle kahinlerden bahsederler. Ve kahinlere duku derler. Aslında dukudur. Kahin bağlantıya geçer ve mesajı iletir. Şimdi bunlar da o muhafızlar. Herhalde bir oradaki muhafızlara, oranın koruyucularına, yani bence Göbekli Tepe'nin koruyucularına işaret ediyor olabilir. Bu adamlar mı diyor? Sen katılıyor musun? Şimdi bunun rütbeli, mertebeli bir adam olduğuna katılıyorum. Yakasındaki çünkü herhangi bir süs değildir. Nişan. Bir nişanedir, bir mertebedir, bir rütbedir. Ve ağzının kapalı olması konuşmama yemini verdiğini gösterir. Ve ben şuna eminim, bunun gibi başka heykeller de çıkacak, kazılar devam ettikçe. Yani şunu mu diyorsunuz aslında, ben buraya baktığımda da bunun biraz daha filmi sarıyorum ileri doğru, Mısır'daki rahiplere benzettim. Bravo. Çünkü saçları, yani aslında kılları olmayan insanlar diyelim ve ağızları kesinlikle kapalıdır. Kılları olmaması konusu belki de bunların... Bir sürekli genetik yapısı farklıydı, yani zaten saçları ve kılları çıkmıyordu. Evet, eller niye öyle? Orada eller karın altında birleştiriliyor ve kutsal. Bir kere zaten hani hazır ol da bekliyorum demek. Emirlerinize hazırım gibi. Aynı şey Paskalya Adası'nda da var. Cinsellikle ilgili konuyu kapatıyorum. Ben burada ilahiyata gidiyorum ya da ilahi düşünüyorum. Yani onların ilahisi neyse onu düşünüyorum. O da işte rahipliğe atıfta bulunuyor. Paskalya Adası'ndaki devasa heykellerinde elleri aynı konumda ve yine pek çok Kazakistan'a falan baktığınız zaman Asya ülkelerinde de yine aynı eller göbek altında birleştirilmiş kutsal varlıkları görüyoruz. Ya inanılmaz değil mi? Şimdi yine Göbekli Tepe'ye dönelim. Evet. Şöyle yine o Göbekli Tepe resmimizi alalım, 54 numarayı. Sonra bir resim daha isteyeceğim. Şimdi Göbekli Tepe'ye baktığımda bir sembol çok karşımıza çıkıyor. Aslında gizlice bir sembol. O da bir spiral. Evet. Yani aslında bunu bir 5 numarayı vererek bir gösterelim isterseniz. Ekrana geldiği anda 5 numara. Evet. Oradan oradan da bak şimdi elips. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani aslında belki biraz daha yontuldu, bir şeyler oldu, zaman içinde aşındı filan. Bunu kayaların, daha doğrusu T şekillerinin üzerinde görüyoruz. Bu nedir? Ne anlama geliyor Şengül? Nasıl bakıyorsun konuya? Şimdi o güneşle ay sembolü ve güneşle ayın içinde bulunduğu kainat sembolüne çok atıfta bulunuyor. Aslında bu böyle değil. 4 numaradaki resimde. Evet, 4'ü alalım. Şimdi 4'te daha net göreceğiz. Orada daha net gözükecek. İşte bakınız. Burada. Şimdi ay... Burada ay sembolü, bu aradaki işte bir yeryüzüyle gökyüzünü aslında birbirinden ayıran çizgi. Burası gökyüzünü temsil ediyor, burası biraz daha yeryüzünü temsil ediyor. Ve bu aradaki şey de aslında bir kapı olduğunu gösteriyor. Geçit kapısı. Yani bu bir geçiti işaret ediyor. Buradaki ay sembolü aslında... Döngülerde, şimdi ay döngüseldir ve evreleri vardır. Hani ilk 4'ün, bu ilk ay, yani bu bakıldığı zaman aya benzettiğimizde bu ilk ay. Bu da ilk ay. Ama burada daha çok böyle ay ve güneş sembolünü şöyle, döngüler tamamlandığında ancak bir spiral olur ya da daire tamamlanır. Ouroboros gibi yani. Yani Mezopotamya'da görmüş olduğumuz sembol, bir bakıyoruz dünyanın öbür ucu olan Avustralya yerlileri, aborjinlerin kendi üzerlerine çizmiş oldukları sembollerde de karşımıza çıkıyor. Ama bu şöyle diyelim. Şamanı. Bunu şöyle diyelim. 25.800 yıllık bir döngü var. Bu döngünün ilk yarısı. İlk yarısında bir müdahale ya da geliş. Bu ikinci yarısı. İkinci yarısında da tamamen dairesel denklem tamamlanıyor. 46 numarayı da alabilir miyiz? Orada da benzer aborjinler. Aa, evet. Evet. Bakın bu da aborjin Turing taşları. Bu bir döngü. 25.800 yıllık bir, yani 2'ye bölün 25.800 yılı. 12,5 galiba 12.500. İşte biz burada o döngünün yarısı burası. Yarısı da burası. Bütün spiral tamamlanırken biz ortada müdahale ekibiyiz gibi düşünün. Evet. Yani sanki biz geçit kapısının başında bekliyoruz. Döngüler tamamlandığında yine geleceğiz. Demek istiyoruz. Yani 3699 yıllık 25.800. Evet. Tecrübe tekrar yaşanacak Marduk'un gelmesiyle Anunnakilere başladım. Evet. Ondan sonra da 25 bin yıllık ve 10 bin yıllık döngüler üzerinde bir kurgu var diyorsun. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Altta ise Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Evet. Tabii şimdi bakınız oradaki işaret H harfi değil. Maalesef bazı araştırmacılar dediler ki o harf H'yi gösteriyor ve Hathor demektir o dediler. Hermes de olabilir. Ama Göbekli Tepe yapıldığında daha alfabe yok. Doğru. Ve H harfi Latin alfabesiyle dile giriyor. Henüz Latin alfabesi diye bir şey yok. Henüz çivi yazısı da yok. Onun için orası asla ve asla H harfi falan değil. Tamamen kozmik bir sembol. Yine iki kutuplu bir şeyin bir noktada buluşması. Hatta bunu iki insanın el ele birbirlerine ellerini uzatması şeklinde açıkladılar. Ama asla ve asla harf olduğuna inanamıyorum, düşünemiyorum açıkçası. Evet. Sen de aynı yorumda bulunuyor musun? Yani Farah'a katılıyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi yazıya neden ihtiyaç duyarsın? Telepatik bağlantı olmadığında ya da sözlü anlatımı geleceğe bırakamadığında. Şimdi bu kadar sembol çizmiş, bu kadar devasa heykelleri yapmış bir topluluğun yazıyı bilmemesini ben kabullenemiyorum. İşte bilerek yazılı hiçbir şey bırakmadılar. Zaten Göbekli Tepe oluşumlarının sembol bıraktılar. Gömülmesi de yine kasıtlı olarak gömdüler. Kasıtlı olarak sakladılar. Yani doğal bir felaket sonucunda toprak altında kalmadı. 20 tane oluşum var. Belki bu döngü tamamlanmıştır. Evet. Ya da şöyle yarısı gelmiştir. Müdahale olmuştur. Yarısı da bekleniyor. 12 bin yıl geçti. Evet. Geçti. Yarısı da gelmiştir. Şimdi reklama gidiyoruz. Yönetmenimiz kulağıma reklam diyor. Evet. Şimdi ondan sonra devam edeceğiz. Göbekli Tepe'nin gizemlerine bakmaya. Efendim hemen bir reklama gidiyoruz. Ufak bir reklam arası. Bitcoin hiç kolay adımda. Coin parada. Güzel hediyenin en güzel hediyesi %70'e varan anneler gününe özel indirimiyle Koçak'ta. Koçak. Ramazan'da herkes Maximum kartını kullanıyor. Maximum bütçenize destek oluyor. Maximum Mobil'den kampanyaya katılın. Maximum anlaşmalı marketlerden farklı günlerde yapacağınız 150 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maximum Mobil ve Maximum.com.tr'de. Discovery Plus 5 Mayıs'tan itibaren Blue TV'de. Ton mu yesek? Florür, SLS, yapay köpürtücü içermeyen doğal elementleri sayesinde doğal beyazlık sağlar. Doğal bitkisel diş macunu serisi Agarta. Dardanel, ton mu yesek? Çiçek sepetinde anneler gününe özel Muya ürünlerinde %55'e varan indirimi kaçırma. Çiçek sepeti barbar. Çok gezenlerden çok okuyanlara herkesin kuşağı. Z Mobil kuşağı geliyor. Çiçek sepetinde anneler gününe özel kişiye özel hediyelerde süper fırsatları kaçırma. Çiçek sepeti barbar. Gencinden yaşlısına herkesin kuşağı. Z Mobil kuşağı geliyor. Ucuzun da ucuzu fiyatları. İşte A101 haftanın yıldızları. Yumuş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 21 lira 95 kuruş. Kotex ultra hijyenik pet çeşitleri ise sadece 9 lira 95 kuruş. Bugünden yarına herkesin kuşağı Z Mobil kuşağı geliyor.